İsrail'deyse sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu çukura giren 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan boğuldu ve bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan isimli genç akşam saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte taş ocağı tarafından açılan içi su birikintisi dolu bölgeye gitmişti. Amacı fotoğraf çekmek ve sosyal medyada paylaşmaktı. Ancak maalesef bir süre sonra gözden kayboldu Oğuzhan. Arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kurtuldu. Şimdi bir konuğumuz var, detayları birlikte konuşacağız. Sosyal medya danışmanı Yeşim Mutlu bizlerle birlikte. Sayın Mutlu, hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Hoş bulduk, merhabalar. Son dönemde maalesef sosyal medyanın sıklıkla kullanılmasıyla birlikte ve sosyal medyanın popülerliğinin artmasıyla birlikte bu tarz haberleri vermek zorunda kalıyoruz. Bir uçurumda veya gidilmemesi maalesef gereken bir noktada çekilen fotoğraflar var. Peki ne olacak bu sosyal medya hayranlığı? Neler söyleyeceksiniz? Sosyal medya gerçekten günümüzün en popüler uygulama aracı ve paylaşmayı ve etkileşim uğruna farklı hallere girmeyi çok seviyoruz. Öncelikle ben Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Oğuzhan Baylan'ın da ailesine sabırlar diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Geçmişte de selfie çekerken uçurumdan yuvarlananları, ölen insanları gördük. Maalesef ki sosyal medyada herkes öne çıkmak ve beğeni, ilgi almak amacıyla olmadık haller içine giriyorlar. Bu da bunun en belirgin durumlarından bir tanesi. Garip hal, yani bir neden oraya giriyorlar, sığ sulara bir sorgulamak lazım. Çünkü normal hayatta yapamayacak her şeyi sosyal medyada yapmaya çalışıyoruz. Asıl sorun burada. Mutsuzsak mutlu gibi görünmeye çalışıyoruz. Olmayan hayatları yaşadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Aslında kendimizden uzaklaşıyoruz sosyal medyayla. Bu beğenilme duygusu tabii doğal olarak da, hani ben işin uzmanlar, psikolog ve psikiyatrlar buna daha iyi bilecektir ama ben sosyal medya tarafından anlatmak isterim. Etkileşim uğruna bunları yapıyoruz. Maalesef ki TikTok da Türkiye'de çok fazla kullanılıyor ve en fazla kullanılan üçüncü uygulama. Bu sebeple de gençler özellikle 18-24 yaş arası Türkiye'de çok fazla kullanıyor ve birbirlerini görerek etkileniyorlar. Çünkü TikTok akımları yaratıyor. Akımları yarattığı için de insanlar bunu normal sanmaya başladılar. Her şey normalleşmeye başladı ki bu uygulamalar bence ve aileler kesinlikle gözetmeli ve bunları çok iyi düzenlemeli. Çünkü ilginç video paylaşmak uğruna, işte bakın, bir gencimiz hayatını kaybetti. Kısa yoldan fark edilmek uğruna hiçbir şey hayattan değerli değildir. Çünkü TikTok'ta biliyorsunuz insanlar video çekerken genç kızlarımızda yeme bozuklukları başladı. Onun haricinde hep beğenilme ve ünlü olma arzusu var. Bunlar geçmiş evet günlerde yaşanmıyordu. Dolayısıyla bunlar çok dikkat edilmesi gereken konular. Ayrıca siber zorbalık ve cinsel istismar had safhaya ulaşmış durumda yine. Ve neden? Çünkü hedef haline geliyorlar. Çünkü kendi içeriklerini üretip 15 saniyelik içeriklerle bunları sosyal medyada paylaşıyorlar beğenilmek uğruna. Şimdi etkileşim arzusu herkesin vardır hayatında ama bunu hayata kaybetmek ve suistimal açık hale getirmek ne derece doğru? Bence bir bunu sorgulamamız lazım. Gelen yorumlara baktığınızda TikTok, biliyorsunuz dünyada Hindistan yasakladı, Amerika yasaklamayı düşünüyor, Hong Kong uygulamayı yasakladı ve kalktı, TikTok çekildi. Evet. Yani dünya bunu sorguluyor. Avrupa Birliği ciddi yaptırımlar getirmeyi düşünüyor. Bence gözden geçirmeliyiz ki zaten geçtiğimiz haftalarda da yine bir facia yaşandı. Verileriyle ilgili, TikTok verilerinin elde etmesi ve kötüye kullanılması ile ilgili. Dolayısıyla bakın, kendi verilerimizi kendi ellerimizle verdiğimiz bir mecradan ve kontrol edemediğimiz bir mecradan bahsediyoruz. Akımları oluşturuyor gençler arasında. En çok gençler, çocuklar kullanıyor. Bağımlılık yapıyor. Küfür ve argo kullanımı, bakarsanız TikTok videolarında almış başını gidiyor. Cinsellik var, şiddet var. Bugün izledim, Twitter'da gördüm. Bir kıza bir erkek tokat atıyor. Diğer kız arkadaş ağzıyla kapatıyor ve gülüyor. Bakın, burada bir özendirme var. Bu hiç hoş değil. Sonra kendilerinin 13-15 yaşındaki çocukların videoları, çıplak videoları var. Bunu 60-70 ya da daha genç farklı kişiler seyrediyor. Dolayısıyla teşvik var burada. Bu teşvik de ne yapıyor gençleri?
ben de ünlü olayım, benim de videolarım çok izlensin, ben de yorum alayım diye beğenilme arzusuyla bir kısır döngüye sokuyor. Dolayısıyla da içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Ben ebeveynlere çok iş düştüğünü düşünüyorum bu konuda. Gerçekten yani sosyal medyanın her şeyi yararından çok zararını geçirmemeliyiz. Yararlı kullanmalıyız. Kontrol altına almalıyız. TikTok gibi uygulamaları da gerçekten belirli filtreleri hayatın içine entegre etmeliyiz. Her ne kadar 13 yaş altı kişiler kullanamaz dese de çocuk videoları da görebiliyorsunuz. Bunlar da hiç hoş değil TikTok'ta. Yani bu evet, tamamen maalesef. Bir maalesef düzenle alakalı. Dolayısıyla da hedef haline hiçbir çocuk gelmemeli ve asla ve asla kısa yoldan kimsenin, yani bu artık bitmeli. Yıllar önce Andy Warhol söylemişti. Herkes bir gün 15 dakikanın ünlü olacak diye. Ünlü olacak, biz günümüzde evet. Bunu yaşıyoruz ve herkes ünlü olmak istiyor ve ünlü olmak üzerine hayatlarından olalar. Lütfen buradan annelere sesleniyorum, babalara sesleniyorum ve yöneticilere sesleniyorum. Ne olur gençlerimizi koruyalım. Yani geleneklerimiz, göreneklerimizin dışında dünyaya ayak uyduracağız ve etkileşi iletişim kullanacağız. Kullanmayacak değiliz. Sosyal medyayı kullanacağız ama etkin ve güvenli bir şekilde kullanacağız. Dijital ayak izlerimizin temiz olması lazım. Yıllar sonra bu çocuklar büyüyecek, işe girecekler. İş hayatlarında TikTok videolarıyla mı konuşmak isteyecekler? Yani evet. Adımlarını onlar şu an çok gençler, bunları düşünemiyorlar ama bizim onlara anlatmamız lazım. Dolayısıyla da bana göre bunlarla da ilgili ciddi bir medya okuryazarlığı her seferinde söylüyorum getirilmeli ve bunlar ilkokuldan itibaren gerçekten öğretilmeli, nasıl kullanılmalı ve neler paylaşılmalı. En basitinden sosyal medyada neler yapılmamalı öğretilmeli ki kimse hayatını evet. Tehlikeye atmamalı. Peki çok teşekkürler Yeşim Mutlu bizlerle bu değerli bilgileri paylaştığınız ve uyarılarınız için.